Onun çok evrenselleşmiş bir şiiri. Kız çocuğu. Edebiyat öğretmenliğinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarındaki etkinlikleri ve yazar kimliğiyle tanınan Şule Süzük, Türk edebiyatındaki kadın şair ve yazarlar hakkında konuştu. Süzük, kadınların ataerkil toplum baskısına maruz kalmadan kendilerini her alanda özgürce ifade etmeleri gerektiğini söyledi. Küçüklükten itibaren dayatılan ya da işte öğretilen bir takım normlar var. İşte kız çocuğu böyle yapmaz, oturmaz, yüksek sesle gülmez, işte şunu yapmaz, bunu yapmaz. Bunlar toplumsal cinsiyet rolleri aslında. Ne oluyor? O toplumsal cinsiyet rollerini dayattığı için toplum, işte erkek çocuğa doğmadan önce bile mavi kıyafetler, kız çocuğa pembe kıyafetler alına alına. Bunlar böyle işte şey, bir takım roller bizlere giydiriliyor, öğretiliyor. Yılmayan, mücadele eden, toplumda gördüğü, kendinde gördüğü aksaklıkları, problemleri çözmeye çalışan ya da üstüne giden, yüzleşen, her başlıkta olur bu. Yüzleşen yazarlar ve yüzleşen kadınlar. Benim çok daha hoşuma gidiyor, beni çok daha fazla etkiliyor aslında. Okuma alışkanlığının kazanılması konusuna da değinen Süzük, bu konuda ailelerin ve öğretmenlerin uyum içerisinde çalışmasının önemini vurguladı. Orada aileleri de sorgulamamız gerekiyor. Ailelerde de problemlerimiz var ki yani işte anne baba zaten kendileri işte barışık değil, işte okumuyorlar, işte onlar da böyle bir döngünün içinde kaybolmuş durumdalar. Bir model olamıyorlar ki çocuklara bir şey sunabilsinler, model olsunlar. Şimdi bizim evin her yerinde kitap var. Her yerinde kitap var ve ben sürekli okuyorum, yazıyorum. Benim işte 6 yaşında okul öncesi daha okula gidecek kızım işte böyle alıyor kitapları. İşte orada bir şeyler okuyor sürekli, bir şeyler yazıyor filan. Yani muhtemelen ben ona bundan sonraki hayatında oku çocuğum, bak çok önemli demeyeceğim. O doğal ortamı içinde zaten o atmosferi soludu. Yazar Şule Süzük, edebiyatın zoraki derslerle değil, öğrencide istek uyandıracak bir programla hayata geçirilebileceğinin altını çizdi. Bir bu çocukların sadece aile rol modeli değil, toplumsal işte aktörlerin de iyi rol modelleri olması gerekiyor.